Merhabalar. Bugün sizlere Amway hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Amerikan yolu kelimelerinin kısaltılması olan Amway, sağlık, güzellik ve evde bakım ürünleri satan bir Amerikan çok seviyeli pazarlama şirketidir. Şirket 1959 yılında J. Van Andel ve Richard DeVos tarafından kurulmuştur ve merkezi ada Michigan'dadır. Amway ve Altikör bünyesindeki kardeş şirketleri 2019'da 8,4 milyar dolarlık satış bildirdi. Amway, çeşitli ülkelerde ve Federal Ticaret Komisyonu gibi kurumlar tarafından saadet zinciri uygulamaları iddiasıyla soruşturulmuştur. Bu davaları sonuçlandırmak için 10 milyonlarca dolar ödemesine rağmen hiçbir zaman suçlu bulunamamıştır. Amway, web sitesine göre 2011 itibariyle şirket Amerika, Avrupa, daha büyük Çin, Japonya ve Kore ve Güneydoğu Asya, Avustralya gibi bölgesel pazarlarda organize olmuş yüzden fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Amway'in ilk 10 pazarı Çin, Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tayland, Tayvan, Hindistan, Rusya, Malezya ve İtalya'dır. 2008'de Altikor, şirketin 58 pazarının 3'te 2'sinin Çin, Rusya, Ukrayna ve Hindistan pazarlarındaki güçlü büyüme de dahil olmak üzere satış artışları bildirdiğini duyurdu. Amway'in ürün yelpazesi 1960 yılında eklenen SA8 çamaşır deterjanı, 1965'te eklenen saç bakım ürünü Satinik ve 1968'de eklenen kozmetik ürün grubu Artistry ve Log ile genişlemiştir. Bugün Amway, Çin, Hindistan ve ABD'deki üretim tesislerinin yanı sıra Brezilya, Meksika ve ABD'deki Kaliforniya ve Washington eyaletlerindeki Nutrilite organik çiftlikleriyle 450'den fazla ürün üretmektedir. Amway'in en bilinen markaları Amway Home, Artistry, Nutriway, Bodycare, Esprink, Glister, iCook, Satinik, HMM, GH ve XS'tir. 2018 yılında beslenme ve sağlık ürünleri toplam satışların %52'sini, güzellik ve kişisel bakım ürünleri ise toplam satışların %26'sını oluşturdu. Amway, doğrudan satışı çok seviyeli bir pazarlama stratejisi ile birleştirir. Bağımsız işletme sahipleri ya da serbest girişimci olarak anılan Amway, distribütörleri ürünleri doğrudan potansiyel müşterilere pazarlayabilir ve ayrıca diğer insanlara serbest girişimci olmaları için sponsorluk ve mentorluk yapabilir. Serbest girişimciler hem kişisel olarak sattıkları herhangi bir ürünün perakende satış fiyatından hem de kendi ve alt ekiplerinin satış hacmine dayalı bir performans bonusundan gelir elde edebilirler. İnsanlar ayrıca ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak için serbest girişimci olarak kaydolabilirler. Amway'i dünyanın en karlı doğrudan satış şirketlerinden biri olarak nitelendiren Harvard İşletme Okulu, Amway'in kurucuları Van Andel ve DeVos'un başarılarını bağımsız distribütörlerinin yer aldığı ayrıntılı ve piramit benzeri dağıtım sistemi kullanarak elde ettiğini kaydetti. Amway, Türkiye'de ilk defa 1994 yılının Temmuz ayında Nilüfer ve Melih Bölükbaşı çiftliğiyle faaliyete geçmiştir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.